nefret sözü söyleyenleri kınayalım, ayıplayalım. Herkes nefret söyleminde bulunanları ayıplasın. Nefret yerine sürekli sevgiyi tavsiye ederim, teşvik ederim. Nefret adamlarını herkes her gün kınarsa yılarlar. Her gün ayıplayalım. Bu ibadet olarak yapalım bunu. İnşallah. Allah rızası için. Ya nefreti bırak, sevgiyle konuş dersiniz. Yazı yazmışsın, nefret dolu dersiniz. Sevgi dolu olsun yazın dersiniz. Yarın güzel bir yazı yaz, sevgi dolu dersiniz. Akşamki konuşma nefret doluydu. Sevgi dolu olsun dersiniz. Sürekli sevgiye teşvik edin. İnşallah. İnşallah. İnternette, Facebook'ta, orada burada her yerde sevgiye davet, nefrete dur diyelim diye bir kampanya başlatalım. İnşallah. Nefrete dur. Sevgiye evet sadece. İnşallah. Çok korkunç bir şey. Yıllardan beri böyle sevgisizlik kastı kavurdu ortalığı. Nefret kastı kavurdu. Ya bir köşe yazısı okuyorum, nefret dolu. Bir televizyon programına bakıyorum, nefret dolu. Yani hepsinde değil ama yaygın ya, çok yaygın. Bir sohbet ortamı oluyor, nefret dolu. Ya sevgi ne kadar zevkli, ne hoş ya. Ne kadar hoş, vücudun ne kadar büyük ihtiyacı, bedenin ne kadar büyük ihtiyacı. Ve ne büyük bir ibadet. Ne güzel, Allah için sevmek. Allah için buğz etmek. Dünya öyle karışık bir şey yok dünyada, gayet kolay. Her şey çok kolay sevgiyle. Siyasette kolay olur, hayatta kolay olur, bereket gelir, bolluk gelir, güzellik gelir. Allah'ı seveceğiz, Allah için, Allah'ın yarattıklarını seveceğiz, o kadar. Ne güzel. Her gün düğün demektir. Her gün bayram demektir. Aksi çok korkunç ya. Çok ızdırap verici.